arabaya bindir. Binmeden önce konuşmam lazım. Gittiğin yerde konuşursun. Abi sen bana bunu nasıl yapıyorsun? Abdüley, arabaya bin. Sok arabaya şunu. Sok şunu arabaya. Sen beni İskender'in kucağına nasıl atarsın? Öldüreceksen sen öldür. Ama bana cevap ver. Abdüley, beni tanımıyorsun bile. Ben senin için kaç kere öldüm. Seni ne tanımayacağım? Usta. Hadi Abdüley. Gidiyoruz. Abdüley öldü mü? Değirmen başında vurdular beni, boy vurdular beni, boy kirli tütün. Burada. Hastayı kaybettik.
Sizce Polat ne yapacak efendim? Bize mi saldıracak? Göreceğiz. Usta, taziyeleri burada mı kabul edeceksin, ofiste mi? Taziye maziye istemem. Bizimkiler ofise gelsin. Bizimkilere söyle ofise geçsinler. Ofise geçiyoruz. Hazırlıkları yaptınız mı Kazım? Ne hazırlığı? Silah mühimmat? Yoo. Polat abi bilmiyorsun. Sevdiğine bir şey olduğunda dünyayı yakar. Kesin savaş açacağız bütün şerefsizlere. Hem de Fatiha'sını okuyorsun Abdüley. Elini yüzüne sür, millet bakıyor. Ortak, gitmiyor muyuz? Ne bitti? Her şey bitti. Buraya kadardı. Anlamadım. Ben artık yokum. Usta ne diyorsun? Dükkanı kapatıyoruz diyorum Memati. Tamam usta. Kapatalım dükkanı. Çok güzel düşünmüşsün de... İntikamın dükkanla ne alakası var? Kardeşimizi kaybettik. Kimler yüzünden kaybettiysek gidip kanını dökeceğiz. Benim kanının dökülmesine razı olacağım bir kardeşim daha yok. Usta, hepimizin yanında kanımızı dökmeye and içmişiz, senin söylediğin lafa bak. Birbirimizin kanını dökmeye and içmedik Memati. Benim yüzümdense önce kendimden başlayayım sıkmaya. Seninle alakası yok Memati. Var usta, var. Ben sıktım Abdüley'e. Yeter ki kanı yerde kalmasın. Sık bana. Memati. Sen sıkmıyorsan ben sıkayım usta. Memati sıkıldım. Sıkıldım, sıkıldım. Usta ben de sıkıldım. İntikamımızı alalım. İstersen söyle cehenneme kadar gidelim. Ben gidiyorum. Kim nereye gitmek istiyorsa gitsin. Ne yapmak istiyorsa yapsın.
size son emrim. Artık bu işlerden vazgeçin. Hayatınızı yaşayın. İlk kime gidiyoruz? Herkes evine gidiyor. Bilinsin ki Polat Alemdar görevini bırakmıştır. Durun kardeşim. Bir saniye lütfen. Ne yapıyorsunuz? Çekmeyin. Bırakın. Efendim, başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Efendim, yakın arkadaşınızın ölüm sebebi kalp krizi olarak açıklandı. Ancak hastaneye ağır yaralı olarak getirildiği biliniyor. Abdüley Çoban'ı kim öldürdü? Ben. Anlamadım efendim. Eğer benim yanımda olan biri yaşamını yitirmişse, tek bir suçlu ararım, kendim. Bunun gereği olarak kamu güvenliği teşkilatında yıllardır yürüttüğüm görevimden istifa ediyorum. Yerinize kim gelecek efendim? Bu devlet meselesi. Ben artık hiçbir devlet meselesiyle ilgilenmiyorum. İyi günler. Cahit. Abi. İn dedim. Hakkınızı helal edin. Usta. Babamı görmeye mi geldiniz? Usta, şu işi bir daha konuşalım. Ben diyeceğimi dedim Memati. Sen bir şey yapmak istemiyorsan biz yapalım usta. Ne istiyorsanız onu yapın. Usta, nereye gidiyorsun peki? Tatile Memati, tatile. Usta, çoluk çocuk yüzümüze güler. Kim gülüyorsa gülsün. Artık umurumda değil. İhtiyarlar? Onlara söyledin mi bunu? Televizyondan öğrenirler. Televizyona ne zaman söyledin usta? Memati. Bitti. Buraya kadar. Öyle mi usta? Öyle. Peki usta. Takip et Kazım. Seni yakalarsa ya da fark edip ekerse gözüme gözükme. Tamam abi. Hadi.
Yemeğe mi geldin Mehmet? Yok usta, tokum. Ünsal ofise geldi. Bana ne? Ne demek bana usta? İlgilenmiyorum Memati. Usta adam devam edin diyor. Haberleri izlememiş mi? Bana diyorsa Zaza'yı, İskender'i sana veririm diyor. Veriyorsa al Memati. O zaman devam et diyorsun yani. Ben balıkçıyım Memati. Bana balıkla ilgili bir şey soruyorsan sor. Devlet işi mi? Ben anlamam. Kaçıyorsun yani? Kaçıyorum Memati. Ayıp değil mi usta kaçıp gitmek? Bizi yarı yolda bırakmak? Yarı yola kadar getirdim sizi. Gerisi sizin bileceğiniz iş. Ya geri dönün benim gibi ya da arkanıza bakmadan devam edin. Sen beni affetmiyorsun, ben biliyorum. Ne alakası var Memati? Demiştin, Abdüley'i kim vurursa affetmeyeceğim diye. Ben de kendimi affetmiyorum. Hadi şimdi ne olacak? İçerideler mi? Bedri gitti abi. Cahit tek. Ne yapıyor? Bir şey okuyor. Ulan sana demedim mi benim arkamdan iş çevirmeyeceksin diye? Çekil! Bedri ile görüşmeni ihtiyarlar mı istedi? Bedri ile ne işler çeviriyorsunuz? Abi seni ilgilendiren bir şey değildi. Asıl bundan sonra hiçbir şey seni ilgilendirmiyor Cahit. Memati abi, sen en iyisi bunları Polat abiyle konuş. Thank you.
Hazırlandın mı? Evet, sizi bekliyordum. Bir aksilik mi var Gaye Hanım? Hayır. Biraz direndi ama ilaçlarla hipnoza hazır duruma getirebildim. Ona uygulanan hafıza öteleme tekniklerini tersten yapabilirsem yeniden eski bilincine dönebilir. Durun Polat Bey. Önce biraz konuşmamız lazım. Usta! Usta! Nerede lan usta? Öbür taraftadır abi. Öbür taraf neresi? Ben ona telkinlerde bulunduğum esnada herhangi harici bir ses olmamalı. Ormanda ne sesi olacak? Beklenmeyen ani şeyler olmamalı. Ve geçmişte sorunu olan herhangi birini de görmemeli diyorsunuz. Evet. Başarıya ulaşabilmem için kendisini güvende hissetmesi şart. İstiyorsanız ilk etapta burada olmayın. Olur. Dikkatim bu taşın üzerinde. Taş sağa ve sola sallanıyor. Sağa, sola. Tıpkı bir yatın denizde ilerlediği gibi. Sağa, sola. Sağa, sola. Şimdi 3'e kadar sayacağım. Ve sen gözlerini kapatacaksın. 1 2 3 Rahatlıyorsun şimdi. Tüm bedenin gevşiyor. Denizde bir yattasın. Uçsuz bucaksız denizi izliyorsun. Yanında kimler var? Yalnızım. Hayır, yalnız değilsin. Dostlarım var yanında. Ben yalnız doğdum. Yalnız büyüdüm. Dostum yok benim. Thank you.
Ne yapıyorsun burada? Birileri var. Gördüm canım. Hadi sen eve dön. Polat! Eve dön Ebru. Al bunu. Hadi. Dostlarını hatırlamıyor musun? Benim dostum yok. Dostları. Polat Alemdar senin dostun. Nemati Baş senin dostun. Hayır. Onlar beni öldürmek istiyor. Abdüley!